fonksiyonlarımızı execute edeceğimiz use case'e geçebiliriz. Şimdi bizim burada bir get işlemimiz var. Yani biz hiçbir zaman post etmiyoruz. Herhangi bir veriyi server'a göndermiyoruz. Biz ne yapacağız? Burada get işlemi ile verilerimizi alacağız. Buna uygun use case'imizi yapacağız. Şimdi domain kısmında use case'imize içerisine burada new deyip bir get map use case diyebiliriz. Geçişlerini anlatmak için. Şimdi biz önceki bölümümüzde ne yapmıştık? Repository'mize bir hilt modülü inject etmiştik. Yani hilt modülünü eklemiştik. Artık biz burada inject deyip inject constructor ile private val diyoruz ve map repository artık çağırabiliyoruz. Gördüğünüz gibi Önceki bölümümüzde bunu yapmıştık. Şimdi bu kısımda artık bir suspend function yazıyoruz. Coroutine'leri kullanacağız. Execute, execute diyoruz. Siz istediğiniz fonksiyon ismini verebilirsiniz. Genel kullanım bu şekilde olduğu için ben bu şekilde kullanıyorum. Resource tipinde bir list map data. Bizim bir list map datamız var. Şimdi bu kısımda return diyoruz. Yukarıda inject ettiğimiz repository kullanıyoruz. Ve repository içerisinden buradaki fonksiyonu çağırıyoruz. Gördüğünüz gibi bu fonksiyon buradaki interface'e gidecek. Bu interface'te implement edildiği sınıf olan buradan verileri alacak. Buradan remote data source'lar veya local data source'lara gidip verilerin çekilmesi karar verilecek. Use case aslında bu şekildeydi. Şimdi use case'in aslında modülümüz vardı. Agent'da yaptığımız gibi yeniden singleton deyip burada provide diyoruz. Fun provide get map use case ismini bu şekilde verebiliriz. Şimdi bu kısımda e, agent repository olduğu gibi burada da map repository yapacağız. Get map use case'imiz var ve return deyip get map use case'imizi çağırıyoruz ve içerisine map repository eklemiş oluyoruz. Artık biz use case'imizi çağıracağımız sınıfta burada inject constructor'ı artık kullanabiliriz. Şimdi aslında use case'imizde sınıflanarak geçebiliriz. Çok teşekkürler.